Değerli izleyicilerimiz, ana vatanımız Türkiye'den yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktan Amerika Birleşik Devletleri'nden beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm vatandaşlarımıza, izleyicilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, son bir yıl içerisinde hemen hemen dünyanın her ülkesinde maalesef insanların ödemiş oldukları faturalar en az %35 oranında arttı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hollanda'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsveç'te ve diğer pek çok ülkede aynı durum, aynı tablo, aynı fatura. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Almanya ile ilgili bugün bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre son bir yıl içerisinde Almanya'da yaşayanlar elektrik faturalarını en az %40 daha fazla ödüyor. Normal şartlar içerisinde 3 kişilik bir aile yılda yaklaşık 1150 euro civarında para öderken gelinen noktada değerli izleyicilerimiz 1650 euro civarında artık para ödüyor. Şimdi vatandaş, özellikle de ev hanımları, şimdi anlatacaklarımı sanıyorum daha iyi biliyorlar, daha iyi yorumlayacaklardır. Bakın, markette, çarşıda, pazarda inanın bana son bir yıl içerisinde en az %35 oranında fiyatlar artmış vaziyette. En az %35. Şimdi bir taraftan da sosyal devlet olduğunu iddia eden ülkeler tek kuruş dahi sosyal yardımlara zam yapmıyorlar arkadaşlar. Bakın, Avrupa'da emeklilerin pek çoğu yaşayan birer ölü adeta. Sosyal yardımlara zam yok. Bunun yanı sıra vatandaşın evini değiştirmek zorunda olanların, kiracıların durumu da gerçekten geçen yıla göre bu yıl daha da kötü. Bakın, Avrupa'da büyük şehirlerde son bir yıl içerisinde ev kiraları en az %30 oranında artmış vaziyette. Evet, %30. Evini değiştirmek zorunda olan ya da evlenip çocuğunu ev tutmak zorunda olan ya da yuva kuran ya da bir şekilde evinden çıkmak zorunda olan insanlar şu anda Avrupa'da büyük şehirlerde ev bulamıyorlar arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Ev bulsalar dahi, bakın, 700-800 euro olan geçen yılki ev kiraları bu yıl yaklaşık 1200 euroya kadar yükselmiş vaziyette. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Niye anlatıyorum bunları? Şunun için, sosyal devlet olduğunu iddia ediyorlar. Bakın, saydığımız ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya. Yani hangi ülkeyi sayarsanız sayın, özellikle bizim vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerden bahsediyorum. Koronavirüs döneminde siyasetçiler, bakıyoruz bugünkü vaka sayılarına başarısız oldular. Bakıyoruz hayat daha da pahalı oldu. Son 20 yıl içerisinde görülmeyen enflasyon Avrupa'da görülmüş vaziyette. Amerika'da bile şu anda yıllık enflasyon %5.9 olarak açıklandı. Bakıyoruz sosyal yardımlara. Sosyal yardımlar aynı. Vatandaşın almış olduğu para aynı. Maaşlar aynı ama giderler fazla. Peki bu işi nasıl çözeceğiz? Şimdi sorunu hepimiz biliyoruz. Buraya kadar sanıyorum mutabıkız. Şimdi sorunun çözümü şu, bakın arkadaşlar. Devletlerin vatandaşını adeta birer sosyal yardım dilencisi yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Şöyle ki, vatandaş maaşının düşük olduğunu kendisi en iyi biliyor. Geçinemediğini kendisi en iyi biliyor. Devlet de en az bunu kadar biliyor. Çünkü vatandaş maaşı yetmeyince ne yapıyor? Devlete gidiyor, diyor ki bana sosyal yardım ver diyor. Çocuk parası ver diyor, kira ver diyor, fatura yardımı yap diyor, o yardım, emekli diyor, maaşım yetmiyor, o başka bir şey istiyor, bakım parası vesaire vesaire vesaire. Şimdi devlet bunu biliyor. Yapılacak olan şu arkadaşlar, bir kere çalışanların maaşlarından kesilen kazanç vergilerinin mutlaka en az %50 oranında azaltılması gerekiyor. 3000 euro olan bir maaştan siz 700-800 euro civarında bir vergi alıyorsunuz. Ondan sonra vatandaş diyor ki para bana yetmedi diyor. Yine senin kapına geliyor ve senden tekrar para istiyor. Şimdi bir diğer ifadeyle sağ cebine koyuyor, sol cebinden alıyor, sol cebinden koyuyor, sağ cebinden alıyor vesaire.
Yani aynı parayı dolaştırıp duruyor. Emekliye bakıyoruz. Bakın, Avrupa'da emeklilerin durumu gerçekten çok kötü. Şu anda Avrupa'da emeklilik yaşının 70'e çıkartılması konuşuluyor. Bunu konuşmak bile bana göre ayıp bir şey. İnsanlara ne diyorsunuz biliyor musunuz? Bu 70 yaşını konuşan bu siyasetçilere söylüyorum. Sen emekli olma, sen mezarda emekli ol demektir. İnanın buna, durum bu. Şimdi faturaları anlattım. Hayat özellikle koronavirüs ve sonrasında başka bir noktaya geldi. Amerika'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde hangisini sayarsanız sayın. Hayat artık eski hayat değil. Yeni dünya düzeni diyorlar ya. Bunu diyenlere bazıları komple teorileri yapıyorsunuz diyorlar, konuşuyorsunuz diyorlar. Kardeşim, hayat pahalı oldu. Eski alışkanlıklar yok. Çalışma düzenimiz değişti. Psikolojimiz değişti. Sosyolojimiz değişti. Her şeyimiz değişti. Al sana yeni dünya düzeni. Bunun neresi komplo teorisi? Bakın. Büyük sıfırlama diyorlar değil mi? Nedir bu büyük sıfırlama? Ekonomik olarak devletlerin sıkıntıya düşmesi. Bakın 20 yıldır, 30 yıldır bu büyük devletlerde görülmeyen enflasyonlar var. Vatandaşın ekonomisi zaten bozuldu. Gelinen tabloda şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Yeni dünya düzeni çoktan başladı. Büyük sıfırlama denilen şeyin zaten tam ortasındayız şu anda. Vaka sayılarına bakıyoruz, patlamış vaziyette. Hastanelere bakıyoruz. Pek çok ülkenin Sağlık Bakanlığı açıklama yapıyor, diyor ki artık yer yok. Almanya'da yoğun bakımların %83'ü dolmuş vaziyette. Şimdi ortada yeni bir dünya düzeni yok mu? Daha önce 2. Dünya Savaşı'nda bile böyle olmadı. Savaştan mı çıktık? Ne oldu? Alın size yeni dünya düzeni. İlla dünyanın dengesini bozmak için insanların hani 2. 3. Dünya Savaşı'na girişmesine gerek yok ki. Al sana bir pandemi geldi. İnsanoğlunun ne kadar aciz olduğu, siyasetçilerin ne kadar aciz olduğu, devletlerin sosyal devletim diyenlerin ne kadar aciz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Benim anlattığım şeyler çok basit şeyler. Bakın ben marketi, çarşıyı, pazarı anlatıyorum. Hanım izleyicilerim dedim. Lütfen sizden rica ediyorum. Geçen yılla bu yılı fiyatları bir karşılaştırın bakalım. Aldi'de, Rozman'da, Real'de ya da diğer marketlerde hangisi olursa olsun, hangi ülkede yaşıyorsanız fiyatlar geçen yılla aynı mı? Ama maaşlar aynı. Sosyal yardımlar aynı. Benzin fiyatlarına bakıyorum. Benzin fiyatları almış başını gidiyor. Doğalgaz fiyatları almış başını gidiyor. Elektrik fiyatları almış başını gidiyor. Peki tablo? Sosyal yardım yok. Maaş aynı. Emekli zaten yok sayılıyor. Ellerinden gelseler emeklilerin maaşını vermiyoruz diyecekler. Değerli izleyicilerim, anlattığım ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Bakın en zengin ülkeleri. Şeyden bahsetmiyorum. Uganda'dan, Papua Yeni Gine'den, bir ne bileyim işte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarının olduğu, işte ne bileyim Kenya'dan bahsetmiyorum. Amerika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, İsveç'ten, İsviçre'den bahsediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Ayrıca kanalımızın sosyal medya hesaplarından, Facebook'tan, Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Gerek Anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.